Herkese merhaba. Bu videoda Hacettepe kütüphanelerinden nasıl bir kitap ayırırız, istediğimiz kitaba nasıl ulaşırız? Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle Hacettepe kütüphanelerinden biraz bahsedeyim. Hacettepe Üniversitesi kapsamında farklı kütüphaneler var. Bu kütüphanelere şuradan ulaşabilirsiniz. Farklı kütüphanelerin nerede olduğuna dair kütüphanelerimiz kısmı var. Bakalım beraber. Beytepe Kütüphanesi, Sağlık Bilimleri Kütüphanesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi ana kütüphaneler olarak geçer. Çeşitli olanakları vardır kütüphanelerin bize. Nedir bu? Beytepe Kütüphanesi için söylemek gerekirse çalışma odası rezervasyonu yaptırabiliyoruz. Bu grup çalışma odaları oluyor genelde. Grupça bir ödev yaptığımızda bu çalışma odaları bizim çok işimize yarıyor. Buradan ayırtabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi farklı olanaklar bulunmakta Hacettepe Kütüphanelerinde. Fakat bu olanakların hepsinden yararlanmak istiyorsak Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olmamız yanında bir kütüphane hesabımızın da olması gerekiyor. Bu kütüphane hesabımızı, kütüphane üyelik formu var burada görüyorsunuz. Bunu doldurarak üye olabiliyoruz. Bunu doldurduktan sonra bize bir şifre veriliyor. Bu şifre verildikten sonra biz Hacettepe Kütüphanelerine aktif bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. İstediğimiz kitapları, istediğimiz makalelere, e-kitaplara, dergilere buradan ulaşabiliyoruz. Anahtar kelimeleri yazıp buraya istediğimiz mesela karşılaştırmalı eğitim kitabı alacakmışım. Buna tıklayarak, araya basarak bana tüm kütüphanelerde bulduğu sonuçları getirir. Ayırtmak istiyorsam, ayırta tıkladığımda bir işlem yapamam çünkü bir girişimin olması gerekiyor. Başta söylediğim gibi bir giriş yapmam gerekiyor. Bunun için şurada kütüphane hesabım kısmı var. Bunun üzerine tıklıyorum. Kullanıcı adınız okul numaranızdır. Şifreniz de daha demin bahsettiğim gibi size verilen şifredir. Ben gireceğim şimdi. Evet, böyle bir sayfa karşılıyor beni. Burası giriş sayfam. Burada kişisel bilgilerim, ödünç aldığım kitaplar, ayrıtılan materyaller ve cezalar kısmı bulunmakta. Ödünç alanlar kısmında ödünç aldığım kitaplar var burada. İade tarihleri de yazıyor. Eğer bir materyal ayırttıysam buradan da materyal bulunuyor ve cezalar kısmı var. Cezalar kısmı neden var? Örnek olarak bir kitap aldınız kütüphaneden ve teslim süresi bir ay içerisindeydi ve bir ay geçti ve siz teslimi yapmadınız. Teslim etmediğiniz gün kadar size bir ceza yazılmaya başlıyor ve bu cezayı ödemezseniz okuldan mezun olamıyorsunuz. Şimdi bir kitap arayacağız diyelim. Karşılaştırmalı eğitim dersi için bir kitap arıyorum. Karşılaştırmalı eğitim yazıyorum. Kitabımın adı bu. Burada istiyorsam farklı seçenekler var. Dediğim gibi Beytepe Kütüphanesi'nde sadece arayabilirim. Sağlık Bilimleri Kütüphanesi'nde arayabilirim. Konservatuvar Kütüphanesi'nde arayabilirim. E-kitap olarak arayabilirim. Dergi olarak arayabilirim. Fakat ben direkt tümü olarak aranmasını istiyorum. Burada araya tıkladığımda sonuçları sınırlandırabilirim. Yazar bazında, işte dil olarak, yayın yılı, konusu, materyal türü, hangi kütüphaneden alacaksam o kütüphane bazında sıralayabilirim, sınırlandırabilirim. Ama ben genel olarak bakmak istedim. Diyelim ki Adil Türkoğlu'nun kitabını alacağım, karşılaştırmalı eğitim kitabında. Neredeymiş bu mesela? Beytepe Kütüphanesi'ndeymiş. Evet, hani ben Beytepe Kütüphanesi'ne ulaşabilirim. Beytepe'de okuyorum diyorum mesela. Burada yer numarası var. Normalde yer numarası ile biz kütüphaneye gidip Beytepe Kütüphanesi'nde alıyorduk. Buradan ayırt kısmı var. Bu ayırta tıkladığımda bunun Beytepe Kütüphanesi'nde olduğunu biliyorum. Alınacak kütüphane yeri. Ben gidip alacağım çünkü bu kitabı. Alınacak kütüphane yerinin burada Beytepe'de de olduğunu biliyorum. Ayırt kısmına tıklayarak burada ayırta tıkladığımda kitap benim için ayırtılmış oluyor. Önemli bir nokta burada rafta mı mesela şu an? Mesela kopyası var mı? Bunları da bakmamız gerekiyor. Buna göre bir seçim yapmamız gerekiyor. Bunu herhangi bir kitap için yapabiliriz. Sadece şey kitabı olmak zorunda değil. Öyle ders kitabı olmak zorunda değil. Herhangi bir okuma kitabı, roman içinde yapabiliriz. Pek çok seçeneği bulunmakta Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin bu konu hakkında. Anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler dinlediğiniz için.